Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Günün öne çıkan haberleri Merit ve Global Yatırım Holding bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. Borsa İstanbul tarafından temettü endeksinde de yapılacak değişiklikler açıklandı. Gün sonu verilerine bakalım. BIST 100 günü 11.024.33 puandan %2.62 artışla kapattı. BIST 100'ün işlem hacmi 103 milyar 893 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör bankacılık %4.58 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör spor %2.21 değer kaybetti. BIST 100'ün dolar bazlı değeri 335 dolar 78 sent. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 452, fiyatı düşen 99, sabit kalan da 15. BIST 100'ün yabancı payı %38.37. Ak Yatırım Türk Türksel araştırma kapsamımıza yeniden aldık. Modelimizde küçük değişiklikler yaptık ve 12 aylık hedef fiyatımızı 149 TL olarak güncelliyoruz. Bu da %36 yukarı potansiyeli işaret ediyor. Türksel için endeks üzeri getiri notumuzu koruyoruz dedi. QNB e, yatırımda Brisa için 12 aylık hedef fiyatımızı 168 TL'ye yükseltiyor. Tavsiyemizi endeks üstü getiri olarak koruyoruz dedi. Yatırım finansman e, tav havalimanları için yeri hedef fiyatımız 324 TL'dir dedi. Info yatırım Migros ticareti 844 TL hedef fiyat ve %52 getiri potansiyeli ile hisse önerisi listemize ekliyoruz dedi. Arkadaşlar ilk başta hemen Borsa İstanbul tarafından açıklanan temettü 25 endeksinde ve e, biz temettü endeksinde yapılacak değişikliklerle başlayalım. 8. ayın 1'inden itibaren 10. ayın 31'ine kadar BIST temettü endeksine alınacak paylar Afyon Çimento, Anadolu Grubu Holding, Akhol, Aksane, Aksa Enerji, Anadolu Suzu, Ayen, Aygaz, Bobet, Berkosan, Çimsa, Çelebi, Eskar, Flap, Lila Kağıt, MedTR, Merit, Panelsan, TGSAS, Ulufa ve Ziraat GYO çıkartılacak paylar Alka, Alkim, Angen, Arçelik, Arena, Ekgeo, Erbos, Esen, taş Krimasan, Konka, Link, Lux, Naten, Pınar Süt, Polteka, PSDTC, Yataş ve Yükselen Çelik. BIST bis 25, e, BIST 25 temettü endeksine alınacak paylarda Aksa Enerji, Aksen, bir yat, Coca-Cola ve Çimsa. Çıkartılacak paylar Alarko, Arçelik, Dohol ve Emlak Konut, GYO. Yedek paylarda Akhol, Türkiye Sigorta ve Akçansa olarak gerçekleşmiş. Arkadaşlar temettü endeksi gerçekten de benim çok e, önemsediğim bir endeks. Zira tem temettü endeksindeki şirketler de zaten e, güzel getiriler getirdi. E, bunların içinde e, ee, şöyle söyleyeyim size. Temettü 25 endeksinde en az getirenlerden bir tanesi Tofaş %36 getirmiş son e, bir yılda. Ama çok güzel getiren daha başka. Koç Holding %115 e, getiri kazandırmış. İş Bankası %192. Efendime söyleyeyim bir maç %197 yine. Akbank %223. Garanti Bankası 281, Mavi Giyim 208, Türksel 179. Yani e, Temettü endeksin'e benim tercih sebebim olur bazı şirketler için aynı zamanda Temettü almamda nakit Temettü almamda benim için ayrı bir e, güzel tarafı. Evet, İz Yatırım Holding Finansal Duran Varlık Edinimi demişler. Mücevherat alanında faaliyet göstermek üzere kurulan Azur Mücevherat AŞ'nin şirketine kuruluşta edilen usulüyle %100 oranında ortak olundu. Yani şirketi kurmuşlar %100 oranında. Smart Güneş Enerjisi güzel bir kap geldi ihale süreci sonucu diye. Arkadaşlar bu haber zaten Smart Güneş'i bugün tavana taşıdı. Şirketimiz Smart Güneş Enerji Teknolojileri Arge Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin %31, %31 ve ana ortağımız Smart Holding AŞ'nin Bulgaristan'da kurulu Smart Enerji Grup AD şirketinin %20 ve Erseka Solar Park şirketinin %49 ortak olduğu konsorsiyum tarafından Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından 6. ayın 10. 2024 tarihinde düzenlenen toplam 300 MW kapasiteli fotovoltaik güneş enerji santrali ihalesine, e, e, ihalesi kapsamındaki 40.3 megawatt ve 20.2 megawatt güçlerinde olmak üzere iki proje için teklif verilmiştir. Konuya ilişkin 7 Eylül 2024 tarihinde yapılan açık ihalede 40.3 megawatt kapasiteli proje için kilowatt başına, pardon megawatt başına 53.53 .53 euro, 20.2 megawatt kapasiteli diğer proje için megawatt başına 56.28 euro birim elektrik satış fiyatı ile toplam 60,5 MW kapasitenin ortağı olduğumuz konsorsiyuma tahsis edildiğini açıklanmıştır. Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılacak resmi bildirimi takiben, 15 yıl süreli enerji tedarik sözleşmesi yani devlet garantili alım imzalanacakmış, şirketimiz toplam 60,5 MW kapasiteli gaz santralinin yatırımcısı olarak, Aynı zamanda projenin anahtar teslim kurulumunu da gerçekleştirecek ve 30 yıl boyunca santrallerin işletmeciliğini yapacaktır. Şirketimiz tarafından yerine getirilecek anahtar teslim GES kurulum bedelinin yaklaşık 40 milyon euro olması beklenmektedir. Arkadaşlar 30 yıl gelir elde edebileceği bir proje bence çok güzel. Altır ay Savunma yeni iş ilişkisi. Şirketimiz Deniz Sistemleri programları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanmasına ait İstif sınıfı gemilerde kullanılacak kritik alt sistemlerin tedarikine yönelik olarak 10 milyon 750 bin euro bedelli sözleşme imzalanmıştır. Teslimatlar 2025-2027 yılları arasında gerçekleştirecektir. Genil gen ilaç devlet malzeme ofisi tarafından düzenlenen ihalelerde şirketimizin ilaçlarını satmak üzere şirketimizce yetkilendirilen Aynı zamanda ilişkili tarafımız olan Salutem Eczade Deposu Medical Limited şirketinin katıldığı DMO 2 aylık ilaç alım ihalesinde Salutem'in uhtesinde kalan ilaçlar şirketimizden temin edilmektedir. DMO 2 aylık ilaç alım ihalesi sonucunda Salutem'in uhtesinde kalan ilaçların genel satışlarına katkısı 137,5 milyon TL olacaktır demişler. Hub Girişim Sermayesi Hub VC Kar payı, dağıtım kararı temettü ödemeyecekmiş. Menderes Tekstil daha önce size bu şirketin tek, tekstil adı altında tekstil olmayan çok güzel yatırımlar olan şirket diye e, bahsetmiştim. 1. ayın 24'ü 2024 tarihinde yapılan özel durum açıklamamız ile e, yapılan güncelleme açıklamasıdır demişler. Şirketimize ait İzmirli Bornova ilçesi. Kazımdirik Mahallesi, işte şu ada parselde kayıtlı bulunan arsa üzerinde Adnan Kılıçoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından inşa edilmekte olan Trademal e, P. Bornova Projesi'nin iki bloktan oluştuğunu ve bloklardan biri tamamlandığını, diğer blokta ise seramik boya ve ince işlerin devam ettiğini duyurmuştuk. Son durum itibariyle iki blokta yapımı tamamlanmış ve yapı kullanım, kullanma izin belgesi alınmıştır tarafımıza ait olan 210 konut ve 12 ticari ünitenin fiili teslimatı gerçekleştirilmiş olup sermaye piyasası kurulu tarafından akredite, akredite edilmiş olan Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından değerleme çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca söz konusu taşınmazların kiralama çalışmalarına başlanmıştır. EGUP, Ege Gübre, İskele Kapasite Artış Projesi, İskele kapasite artış projemiz kapsamında 1 ve 2 no'lu iskelelerimizin yüzer metre uzatılması yatırımı için hazırlamış olduğumuz uygulama projesi Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır. Yurt dışından sipariş verdiğimiz vinçler için almış olduğumuz yatırım teşvik belgesi yaklaşık 24 milyon dolara ulaşması beklenen iskele uzatma yatırımımızda dahil edilerek revize edilmiş ve destek unsurlarından faydalanacağımız tutarı, 1 milyar 1 milyar 433 milyon e, milyona ulaşmıştır bu sanırım e, TL. Yönetim kurulumuz 7. ayın 11. 2024 tarihinde aldığı kararla İSKİ'de uzatma projemiz için devam eden ihale ve planlama sürecinin tamamlanmasından sonra ivedilikle inşaata başlanmasına karar verilmiştir. BMSTL Birleşik e, Metal Sanayi alınan sipariş hakkında Şirketimiz Avrupa bölgesinde faaliyet göster gösteren müşterilerinden yaklaşık 551.905 euro. Ee, bu da 19.5 milyon TL gibi bir para ediyormuş. 7. ayın 11.2024 gö göstergen nitelendeki Merkez Bankası e, kuruyla tutarında yüksek katma değerli ürün grubu için sipariş almıştır. Global Yatırım Holding GLYHO kar payı dağıtım kararı hisse başına 11 kuruş nakit net temettü ödeme kararı aldı. E, şirket henüz belli bir tarih belirlemiş, belirlememiş ama 12. ayın 31'i en geç dağıtılacak demiş. Akabinde de bedelsiz sermaye artışı kararı geldi. Yine Global Yatırım Holding GLYHO. Arkadaşlar iç kaynaklardan %200 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. Hayırlı olsun yatırımcılarına. Evet, volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında CELHA paylarına yarın seans başından 8. ayın 9. seans sonuna kadar kredili işlemlere yasak geldi. Migros, maddi duran varlık satımı. Şirketimiz mülkiyetinde, mülkiyetinde yer alan Antalya Kepez ilçesinde yer alan ve üzerinde Antalya Kipa Alışver alışveriş merkezinin bulunduğu gayrimenkul sınırlı sorumlu Atabilge Antalya Park Konut Yapı Kooperatifi ile Fidanlar İnşaat e, Taahhüt Sanayi AŞ'ye 875 milyon TL artı KDV bedel ile satılmıştır. Söz konu, konusu işleme ilişkin tapu devri 11 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. E, paraya ulaşmanın zor olduğu bir zamanda özellikle e, araba ve arsa fiyatlarının düşüşe geçtiği satışların bu, e, bu alanda azaldığı dönemde 875 milyon TL'lik bir arsa satışı güzel bir kaynak Migros için. Evet gün, günün son kapı Merit Turizm'den geldi. Merit hemen burada da gördüğünüz gibi iç kaynaklardan %1100 oranında bedelsiz sermaye artışı kararı aldı. Hayırlı olsun yatırımcılarına. Arkadaşlar bugün Perşembe biliyorsunuz. Bakalım SPK bültene gelecek mi ya da gelirse ne gibi önemli kararlar gelecek onları takipte olacağız. Görüşürüz kendinize iyi bakın hayırlı akşamlar.